ediyoruz. Şimdi sırada Trabzon'un en özel lezzetlerinden biri var. Akçaabat köfte. İnegöl köfte var, Sivas'ın köftesi var, Tekirdağ köftesi var. Akçaabat köftenin yeri de çok ayrı. Peki lezzetinin sırrı ne? Nihat Usta'ma soracağım. Ustam merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür, siz? Bizler deyiz. Etleri görüyorum. Evet. Öncelikle köftemizde ne eti kullanıyoruz? Bu görmüş olduğumuz etlerin tamamı danadır. Dana eti. Değişik yerleri vardır. But kısmı, kaburga kısmı ve kol kısmı. Hı hı. Bunların hepsini biz beraber harmanlarız. Bunun içerisine tuz, sarımsak, ekmeğimiz ve yağımızı da kattığımız zaman katık olarak malzememiz tamam olur. Ondan sonra el emeklerimiz başlayacak şimdi. Harika. Şimdi o zaman önce etimizi keselim ve hayır, makineden geçirelim mi? Hay hay, başlayalım. Şimdi efendim, bu doğramış olduğumuz karışık etlerin içerisinde kaburga var, kol var, but var. Ve bunun ben şimdi malzemelerini koyacağım. Hmm. Yağımızı koyuyoruz. Ekmeğimiz. Sarımsağımız. Etlerimizi evet, kıyma makinesinden geçirelim. Evet. Şimdi kıymamızı geçirdik tek çekim. Yoğuruyoruz değil mi? Evet efendim. Oo, güzelce evet, yoğurduk. Evet, şu anda köftemiz şekillendirme haline geldi. Harika. Evet, şu an şekillendirme yapabiliriz. Şöyle, ben bir tabak aldım. Şekli nasıl oluyor Akçaabat evet, köftenin? Hemen bakalım. Şeklimiz bu. Güzel. Avuç içiyle değil mi? Evet, avuç. Evet, ızgaramıza gidiyoruz. Haydi şimdi bakalım. Haydi. Köfteler. Her yer köfte. Akçaabat köfte demek daha doğru olacak. Yerleştiriyoruz. Ustam, şimdi ben istiyorum ki bir an önce sofraya gideyim. Sizden rica etsem, köftelerin piştikten sonra biraz bol bir porsiyon olabilir. Hay hay. Hani bir porsiyonda 5-6 tane var ya, hay, torpili bir tabak istiyorum. Tamam efendim. Domatesim, tamam, biberim, tamam, piyazım, tamam, ayranım. Çok teşekkür ediyorum size. Teşekkür ederiz, sağ olun. Çok sağ olun. Size sağ olun. Ben hemen soframa gidiyorum. Köftemle, piyazımla, ayranımla güzel bir ziyafet çekiyorum. Kızardı Akçaabat köftem şu an önümde duruyor. Sağ olsun ustam bayağı torpilli yapmış. Biberim, domatesim şahane. Piyazım da öyle. Ki köftenin yanına pirzolalar, kaburgalar da ızgarada güzelce pişirmiş. Bir an önce köfteme başlamak istiyorum. Kızarmış ekmekle birlikte. Muhteşem. Köftemi yemeye devam ediyorum. Diğer güzel lezzetleri yiyeceğim. Son noktayı da sütlaçla koyacağım. Soframdaki güzel lezzetlerle lezzet haritası devam ediyor ama lezzet haritasında daha Trabzon'a ait ne güzellikler var. Hep birlikte seyredelim.